Hafta ortasından itibaren 40 dereceye varan sıcak havanın yeniden geleceği haberini aldık. Peki ne olacak? Yine mi kavrulacağız? Yine mi çok sıcak olacak? Soracağız tabii ki tüm bunları. Meteoroloji uzmanı Adil Tek bizlerle birlikte. Adil Hocam merhaba, hoş geldiniz gündem masasına. Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Geçtiğimiz yayınımızda sizinle konuştuğumuzda şöyle birazcık nefes almıştık, birazcık serinlemişti, bir yağmur görmüştük ama bir kez daha o sıcak hava dalgasına dair ciddi uyarılar okuyoruz. Bu uyarıların gerçekliği nasıl acaba, size sormak istedik. Geçtiğimiz hafta içerisinde ve hafta sonu itibariyle yükselen o sıcaklıklar, rekor sıcaklıkların ardından kuzeyden serin hava geldi. Biraz daha rahatlattı özellikle kuzey bölgelerimizi. Güney kesimlerde tabii ki yer yer bu devam etti, yüksek sıcaklıklar. Şimdi yeni bir sıcak hava dalgası geliyor ama şunu buradan öncelikle söyleyebiliriz rahatlıkla. O rekor sıcaklıklardaki hava sıcaklık değerlerine ulaşmayacak o kadar. Kaç olacak Adil Hocam? Örneğin İstanbul için söyleyebiliriz bunu. Perşembe günü için 38-39 derecelere kadar çıkacak ki geçtiğimiz hafta biz burada 100 yıllık ölçümlerimiz içerisinde, Kandilir Hastanesi'nde 100 yıllık ölçümlerimizin içerisinde 3. sıraya yerleşti buradaki ölçtüğümüz değer. 41.3 derece ölçtük biz burada. Şile'ydi galiba değil mi? Şile 41. Biz şöyle Kandilir Hastanesi'nde ölçümlerimiz var. Bizim ölçümlerimiz 1911'den başlıyor. O zamana kadarki ölçümler var. O ölçümler içerisinde günlük sıralama içerisinde ilk 3. sıraya yerleşti. En yüksek değer 42.7 ölçülmüştü bizde 2000 yılında. Arada bir de her daha var. Bu ölçtüğümüz, yani geçen haftaki o sıcak hava dalgası ülkemizi etkileyen, aslında bunu da söyleyebiliriz, bu zamana kadarki en sıcak 3. sıcak hava dalgasıydı diyebiliriz bizim ölçümlerle kıyasladığımızda. Gün bazında da değerlendirmelerimiz oldu. Mesela o güne denk gelen, yani hangi sıcaklık değeri, o gün bazında da en yüksek, 100 yılın en yüksek sıcaklık değeri olmuş. O geçtiğimiz haftaki ölçülen. Peki bu haftaya dair hangi uyarılarınız var? Hangi bölgelere dair uyarılarımız var? Yine şey geliyor. Yine Kuzey Afrika kökenli bir hava kütlesi. Bu aynı benzer hava kütlesi. Yine kuzeyde aynı bir blokaj oluşacak. O blokajdan dolayı kuzeyden serin hava gelmeyecek. Gelmeyeceği için de o Afrika kökenli hava daha etkili olacak ama geçenki kadar daha yüksek değerlere ulaşmayacak. Daha çok yine Ege ve Marmara'nın güneyi, Trakya, yine yani yurdun batık Marmara, Ege, Akdeniz'de de yer yer özellikle Antalya civarları daha çok etkilenecek. Özellikle de en çok zaten Aydın örneğin 45 derecelerin üzerine çıkıyor. İzmir'de kıyı kesimler hariç iç kesimlerde de yine 45 dereceleri bulacak yerler var. Nereler? İstanbul'da çıkacak en yüksek değerler 37-38 dereceler olarak gözüküyor. Mesela örneğin İstanbul'da sahil kesimlerinde, örneğin biz o gün 41.3 ölçtüğümüz zaman değer ölçtüğümüzde sahilde sıcaklık değerleri 34-35 derecelerdeydi. Ki bu değerler İstanbul'da işte en sıcak yerler örneğin Ümraniye, Sancaktepe, Ataşehir, buralar çok sıcak yerler. Yine Avrupa yakasının iç kesimleri, iç ilçeler özellikle. Sahil kısımları belki bazı ilçelerin, örneğin Maslak'ta da çok yüksek değer ölçülmüştü o gün. Ama örneğin Beşiktaş sahiline indiğinizde o sıcak değerlerini ölçmeniz mümkün değil. Denizin biraz daha serinletici etkisi tabii ki kendini gösteriyor. Özellikle Ümraniye, Sancaktepe, Maslak buralarda sıcaklığın daha fazla ölçülmesinin nedeni denizden uzak olmasından mı kaynaklı? Evet, biraz denizin o serinletici etkisi olmuyor oralarda. Yani daha doğrusu sistem böyle çok kuvvetli rüzgarlar da yoktu zaten. Biraz hem o sıcak hava dalgası akıyor geliyor ama kendi içerisinde oluşturacak, o denizin etkisini hissettirecek rüzgar yapısına sahip değildi. O yüzden iç kesimlere kadar o etki kendini göstermiyordu. O yerel etkilerde biraz daha fazla kendini gösteriyor. O yüzden sahil kesimlerde bu değerlere ulaşılması mümkün olmuyor ama iç kesimler, rüzgar sirkülasyonunun olmadığı, işte bazen bir de şu da var tabii ki, bu bizim ölçtüğümüz değerler, örneğin bu kıyaslamaları yaparken zaten diğer önceki yıllarda yapılmış ölçümlerle kıyaslıyoruz. Tabii ki hiç ölçümün olmadığı noktalar var. Bazen o noktalarda sıcaklık değerleri bizim tahminimizin de üstüne çıkıyor. Örneğin biz burada 41.3 ölçtük ama örneğin Şile'de işte 43-44 derecelere kadar çıktı sizin bahsettiğiniz gibi. Evet, Şile. Ama
Ama öyle noktalar vardır ki oralarda yeri geldim 48-49 derecelere kadar da çıkmıştır. Çıkmıştır. Peki Adil Hocam son sorum olsun. Şimdi önümüz Ağustos, yazın bitmesine artık bir ayımız daha var. Ağustos'u nasıl geçireceğiz acaba biz, bu Temmuz'da böyle sıcak hava dalgalarıyla geçiyor? Şimdi şöyle, bu sıcak hava, bu haftaki sıcak hava dalgasının ardından yine normallere dönmeye başlayacağız. Ağustos daha çok yine o yaz değerleri, yani mevsim normalleri değerlerde geçecek. İşte eyyamı bahur konuşuluyor. Bunlar bu işte Ağustos'un 1 ile 9 arasındaki en sıcak dönem diye adlediliyor. Ama her zaman aynı zamana denk gelmiyor olabiliyor bu sıcak havanın etkisini gösterdiği zamanlar. Tabii bizim bu konuştuklarımız normal yaz değerlerinin dışında ekstrem, daha uç değerler. Ağustos'u genel olarak mevsim normalleri dediğimiz o yaz değerleriyle geçireceğiz. Biraz daha yine kuraklık, yağış az, yağışın olmadığını söyleyebiliriz. Su konusu önemli. Su konusunda dikkatli olmamız gerekiyor. Evet, barajlarda ciddi uyarılar var. Yayınımızdan önce paylaştık izleyicilerimizle. Peki bu susuzluk ve kurak geçen yaz bize kış için bir uyarı veriyor mu? Mesela geçen kış biz kar görmedik İstanbul'da. Doğru söylüyorsunuz. Şöyle ki yağışlar açısından değerlendirmek isterim öncelikle. Ağustos'ta birazcık yani yağışlar ortalamaların çok altı. Yani Ağustos'un kendi yağış ortası. Zaten Ağustos'ta normalde düşüktür yağışlar. Evet. Ama bir de o kendi ortalamasının da altında. Yani hiç düşmeyecek gibi bir yağış gözüküyor. Ama Eylül-Ekim'den itibaren yağışlar kendini gösterecek. Ama kış için kar derseniz o artık, yani örneğin büyük İstanbul için örneğin o birazcık artık uzak olasılıklar, ihtimaller olarak gözükmeye başladı. Yani kış, yani artık o eski sert kışları çok nadir göreceğimizi söyleyebiliriz rahatlıkla. Kışın da birazdan mevsimin ortalamaların biraz daha üzerinde geçeceğini bize gösteriyor. Bu da aylık mevsimsel tahminler dediğimiz tahminlerimiz var. O tahminlerden elde ettiğimiz sonuçlar. Peki Adil Hocam, çok teşekkür ederim. Güzel bir gün dilerim sizlere. İyi yayınlar diliyorum. Adil Tek bizlerle birlikteydi. Meteorolojinin tahminlerini paylaştı. Evet, Perşembe ve Cuma gününe dikkat çekiyor ama geçtiğimiz haftalarda bir sıcak uyarısı yapmıştık hatırlarsanız. İşte son zamanların en sıcak günü diye uyarmıştık. Öyle bir sıcak olmayacak ama bölge bölge, ilçe ilçe bu sıcaklıklar değişebilir. İşte İstanbul için 34-35 civarlarını bekliyoruz. Belki işte Ümraniye, Maslak, Sancaktepe, bu ilçelere uyarılarda bulundu İstanbul'da. Buralar birazcık daha sıcak olabilir dedi. Deniz tarafları daha serin. Denizden uzaklaştıkça denize uzak olan ilçelerde sıcaklıkların daha yüksek olacağını söyledi.